Şimdi artık insanlara daha somut şeyler söylememiz lazım. Seçimde malum ikinci bölümde sığınmacılar çok önemli bir gündem konusu oldu. Ama seçim bittikten sonra bu sorun yok olmadı. Yani tam tersi daha da derinleşti. Nasıl derinleşti? Ben özellikle seçim sonrası göç alan illerimizde bütün illerdeki temas kurduğum insanlarla tekrar bir temas kurdum. Ve sordum yani seçim öncesi sığınmacıların davranışları nasıldı? Seçim sonrası davranışları nasıldı? Ve ben açıkçası karşılaştığım tablo tam anlamıyla bir ürkütücü bir tablo çıktı. Şöyle, seçim öncesi bir tedirginlik vardı, bir sessizlik hakimdi sığınmacılarda. Ama seçim sonrası muazzam bir özgüven patlaması, bir kibir ve bir hani bir hakimiyet gücüyle artık bizim halkımıza karşı özellikle kamu hizmeti veren doktorlarımız, muhtarlarımız, işte esnaflarımız da birlikte kamu hizmetini özellikle veren insanlara ayrı tutuyorum tabii ki esnaflardan ama veren insanlara karşı daha böyle bir üstünlük tavırlar sergilediğini bütün illerden bu bilgileri aldım. Gaziantep'te geçen gün hatta bir doktor arkadaşımızla görüştüğümde şunu anlattı bana, sabah hatta olmuş olay, bir bizim vatandaşımıza bakarken biraz uzun sürmüş tedavi süresi yani muayene, Suriyeli bir kişiye bakmaya kalktığında Suriyeli hemen bir öfkeyle kendisine sen niye beni bekletiyorsun, valiye şikayet edeceğim seni diye böyle bir sitemde bulunmuş. Şimdi bu şunu niye anlatıyorum? Çünkü istikrar esastır. Şimdi seçimler bitti ama bütün siyasi partiler bu konuya gerçekten çok büyük bir ciddiyetle devam etmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir gerçeği bu. Yerel seçimlere yaklaşırken de yabancıların oyları, Suriyelilerin özellikle örgütleme kapasiteleri çok yüksek olduğu için de yerel seçimlerde çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla ben dilerim ki her siyasi parti tıpkı Demokrat Parti'de olduğu gibi Sayın Gültekin Uysal'ın önderliğinde kurulan göç birimi gibi inşallah bütün siyasi partilerde böyle bir göç birimi kurar. Çünkü eğitim kadar, savunma kadar, dış politika kadar önemli bir konudur. Ben gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir göç bakanlığı kurmasını çok isterdim. Çünkü Türkiye'nin bir kaçınılmaz bir gerçeği açıkçası artık. Doğum oranları geçen gün ben paylaştım. Onları da izin isterseniz Buyurun biraz lütfen. aktarayım Buyurun efendim. size. Şimdi bunu niye aktardım? Çünkü artık insanlar tabloyu çok daha gerçekçi ve ne kadar vahim olduğunu artık görmesi lazım. Şimdi ortalama bir Türk kadını 29 yaşında doğum yapıyor. İlk doğumunu 29 yaşında yapıyor. Ve bizim toplum olarak 1,92 yani bir ya da iki çocuk yapıyoruz biz artık. Yani ortalama olarak söylüyorum istisnaların dışında. Ama ülkemizde bulunan Suriyeliler 15 yaşında doğum yapmaya başlıyor. Ki bu bizim kanunlarımıza da tamamen aykırı. O ayrı bir konu. Ve 5,3 doğum oranları var. Yani 5 ya da 6 çocuk doğum yapıyorlar. Şimdi Serap Hanım şöyle bir durum var. Biz 29 yaşına gelene kadar bir 15 yaşında bir çocuğun arasında bir 14 yıl var. Biz o 15 yaşında çocuk 29 yaşına gelene kadar 14 yıl içinde en az 6 çocuk doğurmuş olabilir. Bakın biz daha bir çocuk yapmadan. Yani bu o kadar büyük bir sorun ki dolayısıyla biz hem küçülüyoruz, küçüldükçe kültürümüz de küçülüyor, toplum olarak hakimiyetimiz de küçülüyor. Çünkü karşımızda çok hızlı büyüyen orantısız bir nüfus var. Siz böyle Şimdi, söyleyince Hatay'da depremden önce belediye başkanının yaptığı açıklama aklıma geldi ki tabii şu an ki. burada eğer seçimlere girebilme yeterlilikleri olsa seçilirler. Çünkü nüfusları bizden çok demişti. Çok önemli, büyük Tabii bir tehdit. ki. Espri olarak algıladık ama çok büyük bir Yok. tehdit. Çok acı bir gerçek ve insanlar bize ne kadar dese ki işte yok faşistsin, ırkçısın bunlar çok ucuz söylemler, gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bakın bir nesil, bilim adamların paylaştığı veriler bunlar. Bir nesil kendini, bir kültür, bir soy kendini devam edebilmesi için 25 yıl içinde 2,11 doğum oranı olması lazım. Bakın. Şimdi bu o doğum oranlarıyla Suriyelilere neredeyse 2,5 katı bir doğum oranları var ülkemizde. Yani bırakın 25 yılı, onlar neredeyse 60 yıl devam edebilecek bir doğum oranını hızına sahip ülkemizde. Dolayısıyla biz burada
bir göç üzerinde önce muhalefet gerçekten etkili bir şekilde bilime dayalı, bakın bilime dayalı, devlet aklına dayalı yapıcı bir politika yaratması gerekiyor ve devam etmesi gerekiyor söylemlerden, ama hükümet de bu problemle yüzleşmesi lazım. Şimdi İstanbul'dan bahsediyoruz. Az önce haberlerinizde Sayın Davut Gül'ü verdiniz. Davut Gül bugün Gaziantep'te yıllarca valilik yapan bir kişi, sığınmacıların çok yoğun olan illerden gelen bir valilik yapmış bir kişi. Şimdi oradaki Gaziantep'teki yaşanan sorunlar ve Suriyelilerin o bölgeden bu kadar rahat nüfuz etmesini inşallah İstanbul'da yaşayamayız. Bakın bu çok çok önemli. Beni açıkçası çok hani direkt aklıma gelen bu oldu Sayın Davut Gül'le ilgili. Çünkü unutmayalım ki aynı zamanda iki askerimizi diri diri yakan ve orada terörle ilişkili iki kişi de kuşçu dükkanı işletiyordu Gaziantep'te. Yani bu tedirginliğimizi de dile getirmek zorundayız. Çünkü bizim güvenlikten sorumlu hükümet esasında şu an. Yani halk değil. Dolayısıyla burada çok ciddi bir sorun var ve demografik olarak biz dönüştürülüyoruz şu an. Yarın azınlık çoğunluğa geçtiğinde hükümetin verdiği vatandaşlıklarla da birlikte onlar kolluk kuvvetlerimize geçecek, onlar idareyi de ele geçirecek ve bizim orada vereceğimiz mücadele çok çok farklı olacak.